mahrum bırakılması formülü üzerinde şekillenen bu yaklaşımı bizlerin kabul etmesi mümkün değildir. Sayın Bakanım, defalarca ifade ettiğimiz gibi biz ulusal istihdam stratejisindeki emek karşıtı hükümlere karşıyız, karşı olmaya devam edeceğiz. Söylemek istediğim şudur ki, hükümetin çalışan haklarını gerileten değil, ileriye götürecek konular üzerinde çalışması 21. yüzyıl Türkiye'si için daha uygun olacaktır. Kayıt dışı istihdamın önlenmesi, asgari ücretin iyileştirilmesi, vergi adaletsizliğinin giderilmesi, taşeron işçiliğinin engellenmesi, iş güvencesinin artırılması gibi işçilerin yaşama ve çalışma şartlarını iyileştirecek konular dururken, sürekli işçi haklarını geriletmeye ve daha da kuralsızlaştırmaya yönelik düzenlemelerin üzerinde durulması, gerçekleştirdiği büyüme oranı ile övünen Türkiye açısından üzücüdür. Çıkarıldığı dönemde yaygın eylemlerimize neden olan sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası yasasının da uygulamada önemli sorunları ortaya çıkmıştır. Bu sorunların sigortalı lehine çözümlenmesi en önemli beklentilerimizden biridir ve bu konudaki girişimlerimiz sürmektedir. Taşeron işçilik Türkiye'nin kanayan yarasıdır.